aşağıda İsmet Paşa'nın Doğu cephesinde kazanılan zaferden sonra Kazım Karabekir Paşa'ya gönderdiği mektuptan bir bölüm verilmiştir. Sevgili kardeşim, şark harekatı bizi ve davamızı ihya etti. Şark doğu demek, ihya etti de mutlu demek arkadaşlar, mutlu etti. O kadar sıkılmış idik, o kadar daralmış idik ki nefes alacak bir korunağa ihtiyacımız vardı. Allah'ın yardımıyla bunu büyük bir zaferle sen başardın. Sen milletimize daha büyük hizmetler edeceksin. Allah seni milletimize bağışlasın. Arkadaşlar burada demek ki orada ordumuz daralmış, sıkılmış, bunalmış ki doğu cephesindeki başarı ordumuza bir nebze olsun rahat bir nefes aldırmış. Şimdi bakalım İsmet Paşa gönderdiği bu mektup ile kazanılan zaferin aşağıdaki yönlerinden hangisine vurgu yapmıştır? Arkadaşlar burada İsmet Paşa kesinlikle zaferin psikolojik yönüne vurgu yapmıştır. Çünkü doğuda alınan galibiyetin batılıyı da mutlu ettiğini ve kendilerini rahatlattığını belirtmiş. Hukuki, ekonomik ve siyasi olamaz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Buna göre Kazım Karabekir Paşa ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hemen bakalım arkadaşlar. Yetimlerin babası Kazım Karabekir Paşa. Kazım Karabekir Paşa 1882'de İstanbul'da doğdu. 11 yaşında babasını kaybeden Kazım Karabekir Paşa hem Harbiye Mektebi'ni yani Savaş Mektebi'ni hem de Harp Akademisi'ni birincilikle bitirdi ve Altın Marif Madalyası ile ödüllendirildi. Kendisi de yetim büyüyen Kazım Karabekir Paşa Doğu Anadolu'da ailesini kaybeden binlerce yetim çocuğa babalık yaptı. Onları öz çocukları gibi sahiplendi, onlar için yurtlar ve okullar açtı. Onların her birini meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine yetimlerin babası ünvanı verildi. Bu çocuklardan oluşturduğu Gürbüz Çocuklar ordusu milli mücadelede büyük hizmetlerde bulundu. Kazım Karabekir Paşa, milli mücadele döneminde Edirne milletvekili ve Doğu Cephesi komutanı olarak görev yaptı. Ermenileri yenilgiye uğratarak onlarla gümrü antlaşmasını imzaladı ve Doğu illerini işgalden kurtardı. Milli mücadele sonrasında terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları arasında yer aldı. Partinin genel başkanlığına getirildi ancak kısa bir süre sonra partisi kapatıldı. 1946-48 arası TBMM başkanlığı görevinde bulundu. Buna göre Kazım Karabekir Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Öğrencilik yıllarını ödül ve derecelerle tamamlamış bilgisine ulaşırız. Bakın birincilikle bitirdiği ve altın marif madalyası aldığı verilmişti. Milli mücadele döneminde sadece askeri alanda görev yapmıştır bilgisine ulaşamayız arkadaşlar. Bakın burada siyasetçi kimliğinden de bahsetti. Ee, yani sadece askeri alanda görev yapmıştır bilgisine buradan ulaşamıyoruz. Yetim çocukların eğitim ve barınma ihtiyaçlarını karşılamıştır bilgisi doğrudur. Yurt ve okul açtı bilgisinden ulaşabiliriz. Milli mücadele sonrasında siyasi alanda faaliyet göstermiştir. Doğrudur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu olması, milletvekili olması siyasi faaliyette bulunduğunu gösterir. Ulaşılamaz olarak verilen cevabımız B şıkkıdır. Buna göre Fransızların Anadolu'yu terk etmelerinde aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir? Maraş ve Urfa'dan çekilmek zorunda kalan Fransızlar Antep'teki işgallerini sürdürüyorlardı. Bu arada düzenli ordu birlikleri de Batı Cephesi'nde Yunan ordusuna karşı zaferler kazanıyordu. Tüm bunları değerlendiren ve milletimizin boyun eğmez karakterini gören Fransızlar Anadolu'da daha fazla tutunamayacaklarını anladılar. Sakarya Zaferi'nin kazanılmasından sonra bakın burası önemli olabilir. Zaferin kazanılmasından sonra TBMM ile Ankara Antlaşmasını imzalayarak Antep boşalttılar ve Anadolu'yu terk ettiler. Bize neyi sordu? Fransızların Anadolu'yu terk etmelerinde hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir dedi. Bakın biz burada zafer kazanmışız ve sonrasında çekelip gitmişler. Hemen bakıyorum. Türklerin askeri zaferler kazanması işte tam olarak zaten vurgulanan nokta buydu. Türkler askeri zaferler kazandığı için Fransızlar çekilip gittiler. Bu daha fazla etkilidir. Türklerin siyasi başarı, arkadaşlar önce askeri başarı olacak ki sonra siyasi başarı olacak. Fransızların Anadolu'da yalnız kalması bu durumdan bahsetmedi arkadaşlar. C şıkkı da olamaz. Türk ordusunun donanımının iyi olması, Türk ordusunun donanımı ile ilgili de bilgi vermedi. D şıkkı da olamaz. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Verilen görselden hareketle Şahin Bey ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar ben şıklardan gideceğim, göstereceğim, cevabı da açıklayacağım. A şıkkına bakıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede mücadele etmiştir. Bakın şu özellikle şu bölümde ee, Şahin Bey Balkan Savaşları'nda Çatalca cephesinde Galicia'da ve Sina cephesinde savaştı bilgisinden A şıkkına ulaşabiliriz. Fedaileriyle birlikte Fransızları yenilgiye uğratmıştır. Bakın şu bölümden özellikle son bölümden ve alttaki bölümden buna rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Son nefesine kadar düşmana karşı mücadele vermiştir. Bakın son nefesine kadar düşmana düşman ateşine karşılık veren Şahin Bey diye özellikle burada vurguladı. Ancak Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarından biri olduğuna dair Görselden herhangi bir şey çıkmayacağı için sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.